Muhtarların aylıkları asgari ücret, muhtarların aylıklarını asgari ücret seviyesine çıkaracağız dedi. Güzel. Bekledik. Aralık geçti. Ocak geçti. Şubat'a geldik. Maaşlar yattı. Asgari ücret seviyesinde değil. Tanıdık muhtarlar diyorlar ki ne oldu? Koskoca Cumhurbaşkanı söz verdi. Hani bunun dedi her dediği oluyordu. Ne oldu da bu koskoca adam söz verdi, sözünde durmadı. Bugüne kadar hangi sözünde durdu ki bu sözünde de dursun? Hangi sözünde dedi? Lafa gelince bol. At işkembeden. Lafa gelince bol. Her şeyi söylersin. Bunun üzerine biz muhtarlarla ilgili bir kanun teklifi hazırlamıştık. Güzel bir kanun teklifi. Bütün muhtar kuruluşlarına gönderilmiş ve görüşleri alınmıştı. Kanun teklifi 19 Ocak'ta Erdoğan bunu söylüyor. 15 Şubat'ta biz genel kurul salonuna indirdik teklifi. AK Parti milletvekillerine de, MHP milletvekillerine de, Erdoğan'ın söylediğini de hatırlatarak bu kanun teklifine evet deyin. Bakın bütün muhtarlar bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni izliyorlar dedik. İki partinin oyuyla, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oyuyla reddedildi. Reddedildi. Muhtarlara asgari ücret tutarında ödenek ödenmedi. Şimdi önümüzdeki günlerde aynı teklifi tekrar grup başkan vekillerimiz aşağıya indirecek. El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. Destek mi veriyorlar, karşı mı çıkıyorlar? Onu da göreceğiz. Ve bütün muhtar arkadaşlarıma söylüyorum. Sizi demokrasinin temel taşı haline getirecek olan partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Unutmayın. Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Demokrasiyi savunan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İnsan haklarını savunan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Onlar yapmazlar, yapamazlar. Elleri titrer muhtara bir şeyler verirken. Değerli arkadaşlarım, bizim kanun teklifi reddedilince ne oldu? Birleşik oy pusulası uygulaması reddedildi. Sosyal yardımların muhtarlar aracılığıyla dağıtılması gerekir hükmü reddedildi. Asgari ücretin üstünde aylık alması gerekiyor muhtarların. Bu reddedildi. Muhtarların belediye meclisi toplantılarına girmesi söz ve karar sahibi olmaları reddedildi. Bütün muhtar arkadaşlarımın bilmesini isterim. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte hiç kimse merak etmesin, muhtar kardeşlerim de merak etmesin. Asgari ücretin altında üstünde verirler o ayrı bir şey. Ama sizi demokrasinin temel taşı, mihenk taşı haline getirecek olan partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bunu unutmayın. AK Parti'den de bir şey beklemeyin. Zaten MHP toplumda hiç ilgilenmez. Siz hiç. Milliyetçi Hareket Partisi'nin esnafın derdiyle ilgili bir sorunu gündeme getirdiğini duydunuz mu? Duyamazsınız. Siz hiç. İşsizlerin derdini dile getirdiğini duydunuz mu? Duyamazsınız. Mümkün değil. Apartman görevlerinin sorunu var. Bunu dile getirdiğini duydunuz mu? Duyamazsınız efendim, duyamazsınız. Onların tek görevi var. Saraydan aldıkları talimatın gereği olarak 19 Mayıs hareketleri yapmak. El kaldırıp indirmek. O kadar. Başka bir şey yok. Kiminle yapıyorlar bunu? AK Parti milletvekilleriyle yapıyorlar. AK Parti milletvekillerinin televizyonlara çıkıp konuşmalarını çok isterim. Bunlardan birisi vardı. Neydi? Akbaşoğlu muydu? Evet. Müthiş matematikçi gerçekten. Olağanüstü bir matematikçi. Kendisini kutlamak lazım. Dünyayı ne kadar yakından izliyormuş. Filenin kaça doğdu? Yakında Maliye Bakanı olabilir diyor. Evet, olabilirdi yani. Olabilirdi yani. Değerli arkadaşlarım, işin şakası bir tarafa, şaka diye görüyoruz ama bunlar hayatımızın maalesef üzülerek söyleyeyim birer gerçeği. Dünyadan kopuk, kendi ülkesinden kopuk, sorunlarından kopuk, vatandaşın derdinden kopuk.
Aklını kiraya vermiş bir kişi milletvekili olamaz arkadaşlar. Sadece talimatla görev yapan bir kişi milletvekili olamaz. Milletin vekili olamaz. Bunun böyle olması lazım. Milletin vekili milletin derdiyle uğraşır. Milletin sorunuyla uğraşır. Çözüm üretir, çare üretir. Buraya gelmişsiniz, oturmuşsunuz, el kaldırın, indirin. Nasıl? Saraydan gelecek talimata göre. Siz milletvekili değilsiniz ki o zaman. Keşke bunun için de dava açsalar. En azından milletvekili olmadıklarını mahkemede ispat ederiz. Vallahi billahi ispat ederiz. Milletin vekili olmadıklarını ispat ederiz. Efendim, bu iktidarın, yani Cumhur İttifakı'nın en temel özelliklerinden birisi de sık sık paralel yapılar kurmalarıdır. Buna çok alıştılar çünkü. Mesela Merkez Bankası fiyat istikrarından sorumlu ama bir de hemen paralel bir fiyat istikrar komitesi kurdular. Merkez Bankası'nı dışladılar, öbür tarafa gittiler. Arıcılar, 2003 yılında arı yetiştiricileri bir araya gelmişler. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'ni kurmuşlar. Ne kadar güzel. Türkiye'deki bütün bal üreticileri, arı yetiştiricileri bir araya gelmişler, birlik kurmuşlar 2003 yılında. Olağanüstü bir şey. Fakat dertleri var. Kendilerine şunu söyledim. Birlik Başkanı Ziya Şahin'le, Hatay Arıcılar Birlik Başkanı Mehmet Ekici'yle, Sakarya Birlik Başkanı Mustafa Ör'le, Ordu Birlik Başkanı Akın Çiftçi'yle, Elazığ Birlik Başkanı Fırat Çambay'la, Tunceli Birlik Başkanı Kazım Doğan'la konuştum. Nedir Allah aşkına derdiniz? Bu aralar çok dertli olduğunuz bana söylendi arkadaşlar tarafından. Çıkacağım, sizin hakkınızı savunacağım ama bir dertlerinizi bana anlatır mısınız? Değerli arkadaşlarım, Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği 79 ilde örgütlenmiş. Türkiye'de 79 ilde örgütlenmiş. 50 bini aşan üyeleri var. 50 bini aşan üyeleri var. Türkiye'de 8 milyon 100 bini aşan arı kovanı var. Dolayısıyla Hindistan ve Çin'den sonra arı yetiştiriciliği ve kovanda Türkiye dünya üçüncüsü. Dünya üçüncüsü. Şimdi tabii AK Parti bu başarıyı bir türlü hazmedemiyor. Bunları yok etmesi lazım. Paralel yapılar kurması lazım. Oturuyorlar, bir paralel yapı kuruyorlar. Tarımsal Hayvancılık ve Arıcılık Platformu adı altında bir paralel yapı kuruyorlar. Bunların 50 bin üyesi yok, zaten 50 bin ayrı öbür tarafta. 1501 üyeleri var. Ama Tarım Bakanlığı bunları destekliyor. Bir aydın milletvekili var, o da bunları destekliyor. Diyorlar ki her sonbaharda ve ilkbaharda arılara beslenme şekeri verilir. Arıların beslenmesi lazım. Daha fazla bal üretebilmeleri için. Ama maalesef diyorlar ki Türk şekerden istediğin şekeri alabilmen için Türkiye Arıcılar Birliği'nden istifa edeceksin. Geleceksin bizim derneğe, oraya üye olacaksın. O zaman istediğiniz kadar size şeker veririz. Allah aşkına bir akıl tutulması yok mu? Allah aşkına söyler misin ya, devlet böyle yönetilir mi ya? Nasıl oluyor böyle bir şey? Akıl alacak şey değil. Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği'ne kovan başına Türk şeker 1 kilogram veriyor. Şeker kovan başına. AK Parti'nin ve Tarım Bakanlığı'nın desteklediği TAHAP'a ise, Türkiye Tarım vesaire vesaire, TAHAP kısa adı, ona da kovan başına 36 kilo şeker veriyor. Adalete bakın Allah aşkına, adalete bakın. Bütün arı yetiştiricisi arkadaşlarıma sesleniyorum. Hangi partiden olursanız olun, hangi partiye oy verirseniz verin, bu kardeşinizin temel özelliği adaletsizliğe dur demesidir. Adaletsizliğe dur diyeceğiz. Önümüzdeki seçimlerde sandık gelecek. Sandık gelecek. Sizin hakkınızı teslim edeceğiz. Millet İttifakı olarak teslim edeceğiz. Paralel yapılara da izin vermeyeceğiz. Paralel yapı kurmak bölücülüktür arkadaşlar. Bölücülüktür. Bakın. Bir de bunu internette de yayınlıyorlar. Arıcılar Birliği'nden istifa eden
ve edecek olan herkese üyemiz olduktan sonra kovan sayısına göre şeker teslimatı olacaktır. Yani istifa et gel, sana şeker vereceğim. İstifa etmezsen vermeyeceğim diyor. Bunun adı bölücülük değil midir? Bölücülüktür. Bu arkadaşlarımızın en çok şikayet ettiği olaylardan birisi de sahte Türkiye'nin sahte bal cenneti olmasıdır. Türkiye Arı Yetiştiricileri Derneği bununla da mücadele ediyor. Yani hem sağlığımızın daha sağlıklı bal tükettiğimiz için mücadele ediyor, daha sağlıklı bal üretilmesi lazım bunu söylüyor.